Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere otantik görünümlü, kenarları bombeli, üzerinde irili ufaklı kum taneleri, eskitme renkleriyle bezenmiş, eski antik çağları andıran görseliyle ister bir saksı, isterseniz de dekor amaçlı kullanabileceğiniz bir çalışma yaptım. Kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı, görüş ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Hazırsanız şimdi hemen başlayalım. 1,5 kilogramlık bir kavanoz ve elimde gördüğünüz simit şeklinde saksımızın kenar bombesini oluşturacak kalıbımızın iki parçası. Bu simidi nasıl yaptım? Evdeki poşetlerden dolayarak istediğim kalınlığa ulaşana kadar poşetleri elimde sardım. Kavanozumuzun çevresine oturacak çapta sıkıca olmalı. Maskeleme bandıyla da etrafından sıkı bir şekilde geçtim. Kavanozumuzu poşetin içerisine geçiriyorum ve gördüğünüz gibi taban kısmına gelecek şekilde bağlıyorum. Bağladıktan sonra da etrafından sıkıca maskeleme bandıyla geçmem gerekiyordu ama o kısmı video çekmemiş. Burada belirtmek istiyorum. Kağıt hamuru karıştırarak elde ettiğimiz çimento harcımızla saksımızın tüm çevresini kaplıyoruz. Asıl buradaki kaplamadaki amacımız ince bir kalıp oluşturmak. Saksının ağız çevresini sağlamlık ve kalınlık vermek amacıyla kalın bir iple bağlıyoruz. İpin üzerine harcımızla kapatıyoruz. Üzerinde, çevresinde gerekli düzeltmeleri elimizle spatula yardımıyla yapalım. Daha sonra kurumaya bırakalım. 2 gün bekletelim. Kağıt hamuru biraz geç kuruyor. Beklettik, kuruttuk. Saksımız şu an sert görünüyor ama yine de dikkatli bir şekilde önce poşetin ağzını açalım. Burada poşet geçirmemizde kalıptan çıkartmamız da kolay oluyor. Önce kavanozu çıkartıyoruz. Daha sonra içerisindeki simidimiz biraz geniş olduğu için içerisinde yavaş yavaş bükerek dikkatli bir şekilde ortaya toplayarak çıkartmaya çalışalım. Civcivin yumurtadan çıktığı gibi çıkardık arkadaşlar. Saksının dış ve iç kısmını güçlendirmek amacıyla 2 ölçü gri seramik yapıştırıcı tozuna 1 ölçü su ilave ederek yumuşak bir harç hazırlayalım ve bunu iç ve dış kısmına
yedirerek sürelim. Avucumuzun içerisine aldığımız dere kumlarını serperek yüzeyine yapıştıralım. Kum taneleriyle tüm yüzeyi bu şekilde kaplayalım. Bir not belirtmek istiyorum burada size. 2 yemek kaşığı kadar tutkalla 1 yemek kaşığı su ilavesiyle sulandırdığımız tutkalımızı kum tanelerinin üzerinden fırçayla geçmemiz gerekiyordu ama bu kısmı kamera atlamış. Siz atlamayın. Çünkü kum taneleri kesinlikle dökülme yapmaz. Mutlaka bunu uygulayalım. Evet. Şimdi otantik, vintage bir çalışmamızın son aşamasına geldik. Bakın. Üzerindeki küçük kum taneleri hiçbir tanesi dökülmüyor. Çünkü üzerinden ne yaptık? Tutkalla geçtik. Bu yüzden başta dökülen döküldü. Artık hepsi gayet sağlam yapıştılar. Şimdi boyamasına geçelim. Boyama yapacağım renkleri seçtim. Terakota, metalik bordo, biraz da gold rengi düşündüm. Önce terakota rengini sürdüm. Bu kiremit rengine yakın bir renk. Ağız çevresine, tabanına. Siz istediğiniz renklerde seçebilirsiniz. Daha sonra terakotanın içerisine biraz parıltı vermek için metalik bordo kullandım. Tampon şeklinde birazcık gold rengi diğer renklerle kaynaştırarak içerisinde biraz ışıltı vermesi amacıyla sürdüm. Burada boyarken yani düzgün bir hat olarak değil de biraz boyalar birbirine karışacak şekilde çevrelerine sürdüm. Bir gün beklettikten sonra kuruyan saksımızın üzerinden kadensin taş verniğiyle geçiyoruz. Ve finale geliyoruz. Videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmuyoruz. Sizce hangisi daha güzel oldu? Saksılı hali mi? Dekoratif hali mi?